Merhaba. Adile Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Adile Hanım, şimdi bir sohbet başlatacağım. Bu sohbetimiz sizin birazcık da geçmişe yönelmenizi, geçmişinizle, çocukluğunuzdan günümüze kadar olan kısa enstantanelerle birlikte bir sohbet gerçekleştireceğim. Ben şimdi sizin annenizin, babanızın memleketi ve sizin doğduğunuz evin kısaca bir tanımını yapın dersem nasıl tanıtırsınız? Ben Kadirli'de doğdum, büyüdüm. Annem babam Kadirli'ye gelmişler. Dedem Sivaslıymış, Sivas'tan Göksun'a gelmiş. Oradan sonra Kadirli'ye taşınmışlar, sebebini bilmiyorum. Annem de yine Sivas tarafından gelmişler. Koçkir aşiretindeniz biz aslında. Orada işte dedem bahçe işleriyle uğraşıyormuş. Yani o dönemde bir meslekleri falan yokmuş tabii. Eskiden şeyleri varmış, malları varmış. Onlarla yaylaya giderlermiş. Babaannem demiş ki ben çocuklarımı okula yollayacağım. Bu arada 4 tane amcam, babam, 5 erkek, 3 kız. Ben çocuklarımı okutacağım demiş. Gitmemiş yaylaya. Dedem tek başına gitmiş ve amcam 9 yaşında okula gitmiş. Ondan sonraki 2 amcam, 3 amcam okumuş. Babam ve öbür amcam hep inşaatlarda çalışmışlar. Sonra amcam Almanya'ya gitti. Arkasından babamı da götürdü. Aile kalabalık. Babaannem, işte amcam, amcamın çocukları. Böyle çok kalabalık bir ailede büyüdüm. Yani paylaşmayı, insanlarla nasıl geçinilir onu çocukluğumda öğrendim. Çünkü halalar, amcalar, işte babaanne, anneanne, dayılar, teyzem yok. Onlarla hani ilgili şeylerim oldu, böyle hani gözlemlerim oldu. Sonra ilkokula Kadirli'de başladım. Hiç aynı okulda ilkokulu bitirene kadar hiçbir zaman okumadım. Çünkü Kadirli'de başka bir okul yapılıyordu, oraya yolluyorlardı bizi. Başka bir okul, oraya yolluyorlardı. Üçüncü sınıftayken babam inşaatı biraz ilerletti, devlet müteahhitliğine başladı. Bahçede köy okullarını, inşaatını yapıyordu yanında bir ekibiyle birlikte. Biz bahçe kazasına gittik. İlkokul 4'ü orada, 5'i Osmaniye'de bitirdim. Sonra tekrar Kadirli'ye döndük. Babam biraz parti, o zaman o dönemde Birlik Partisi vardı. Partiyle çok uğraşınca ortakları vardı, iflas etti. Mecbur kaldı, Almanya'ya gitti. Ben o arada ortaokul 2. sınıftaydım. Kadirli'de ortaokul 2. sınıftaydım. Eskiden öğretmen okuluna nerede ortaokulu bitirirseniz orada gidebiliyordunuz. Amcam da o ilk anlattığım 9 yaşında okula başlayan amcam da Maraş'ta çalışıyordu. Beni yanına götürdü. Orada gittim, ortaokulu orada bitirdim, 3. sınıfı. Sınava girdim ama eskiden sınav sisteminde kağıtlar açık, öyle şey. Amcam da çok solcu bir adamdı. Hatta dövmüşlerdi amcamı. Benim kağıdım sadece bir hocanın eline geçince beni kazandırmadılar. Sonra amcam dedi ki bir mesleğin olsun dedi. Ticaret lisesine orada başladım. Sonra orada bir okul açıldıktan 15 gün sonra amcamın tayini Adana'ya çıktı. Adana'ya taşındık. Adana'da ticaret lisesini bitirdim. Sonra o dönemde işte Ali ile bir Maraş'ta karşılaşmıştık. İşte öğretmen okulunu, liseyi bitiren çocuklar, amcam hep onlara ücretsiz ders veriyordu, çocukları başına toplayıp. Matematik öğretmeniydi lisede. Onlar da bir davet veriyorlarmış, bizi de çağırdılar. Böyle işte biz salon, aralarda mutfaklar var. Bir şey dediler, işte
Ali Baba gelsin öğle yemeğe oturalım, yemeğe başlayalım. Herkes masada oturmuş yemek önünde ama Ali'yi bekliyorlar. Herkes dedi ki işte kadınlar da salonda, erkekler bir odada, görüyoruz birbirimizi. Dediler ki işte Ali Baba gelsin öyle başlayalım. Kadınlar da iki tanesini yan yana işte yer sofrasında yemek yiyeceğiz. Tabii 70'li yıllar. İşte Ali gelince herkes ooo dedi, Ali Baba geldi falan. Ben de hani saçlı sakallı böyle yaşlı biri zannediyorum. Bir an sessizlik oldu. Ay dedim, Ali Baba, Ali Baba dediğinizde bu genç adam mı dedim. Ondan sonra öyle bir gördüm. Ay baba diyecek dede, ermiş. Evet, evet asası. Öyle. Hani herkes bekliyor ya. Öyle bir şey oluştu bende. Öyle zannediyorum. Evet, öyle zannediyorum. Sonra Ali'nin işte ufak bir çırçır fabrikası varmış o zaman. İşte sık sık Adana'ya geliyordu. Eskiden otelde kalma kültürü yoktu. Ve otelde yoktu. Gelince bizde kalıyordu. Amcamla çok böyle hani kankalardı, o işte hep siyasi şeyden, düşüncelerinden dolayı sürekli bizde kalıyordu. Bir de halam vardı yanımızda. Halam genç kız, hep işte şeyi, halam şey yapmasın, ben çocuğum diye işte Ali diyordu, amcam diyordu. Çok teşekkür ederim. Hemen koyabilirsiniz. Sorun yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yanlışım da sizi önünüze gelsin. Rahat içinize. Tamam. Kahvenizi de içebilirsiniz. Şey yapalım. Eyvallah. Hüseyin'e sağ olun. Ali Baba'yı beklerken, Ali Baba'yı beklerken, Sonra biz Adana'ya geldik. Adana'da oturuyoruz. Ben okula gidiyorum. Amcam bir gün Ali ile eve geldi. Dedi ki yeğenim dedi, bu dedi abiyi tanıdın mı? Dedim ki yok dedim, tanımadım. Hani dedi işte Gülizarlara yemeğe gittik de orada sen dedin ya dedi, işte Ali Baba Ali Baba dediniz, işte bu o abi dedi. Öyle gelip gidiyordu. Ben hep abi diyordum zaten. Hani zaten çocuğum yani. Lise birinci sınıfta işte orada başladım. Ali hep geliyor, bizde kalıyor falan. Amcam işte halam genç kız diye güya onu geriye çekiyor. İşte yeğenim Ali Baba'nın saçını yıkıyordu her gün kaldığında. İşte saçına su dök, ayakkabısını sil. İşte yeğenim gömleğini yıka falan. Ben Ali'nin özel hizmetlisi. Ondan sonra işte sabah erkenden kalkıp kahvaltı hazırlıyordum. O da sabah erken gidiyordu filan. Öyle geliyordu gidiyordu. Herhalde işte babamın yurt dışında olmasından kaynaklı. Hep kendimi sorguladım zaten. Ben bu adamla niye evlendim diye. Çünkü hani çok aramızda kültür farkı var. Evet. Hani ben de Aleviyim ama ben Alevi dedesini Maraş'a gidince ilk kez kayınpederimi gördüm. Yani hani Alevilikle ilgili Sünni kültür türüyle büyümüş biriydim ve yani hani hiçbir şey bilmiyordum. Akşam olunca Ali'ye diyordum, ay şu şöyle mi oldu, bu ne demek, şu ne demek, hani yabancı dilde olur da işte sorarsınız ya. Öyle yani, o yüzden hani çok şey yapmadım, hani hiç aklıma gelmedi hani Ali ile duygusal bir şeyimiz olacağı. İşte okulumu bitirdim, ben Kadirli'ye döndüm. İşte İş Bankası'ndan işte şeye, pardon, Halk Bankası müdürü babamı çarşıda görünce, senin kız ticaret sesi mezunuymuş, gelsin işte ben ona gelsin çalışsın demiş. Ben kızımı elin kapısında çalıştırmam dedi. Bana dükkan açtı. İşte büyük bir evimizin altında dükkanımız vardı. Oraya işte hem şey almıştı bana, Almanya'dan örgü makinesi getirdi. İşte güya kendince büyük bir atölye kuracaktı ya da fabrika kuracaktı. Çok uğraştı çünkü. Makine getirmişti. O makinede ben örgü yapıyordum. Yanımda insanlar çalışıyordu. İşte yün, orlon, işte tuhafiye dükkanı açtı bana. Adana'da oluyor bunlar. Kadirli'de, hayır. Kadirli'de. Tabii ben Kadirli'ye... Kadirli'de Adana'ya bağlıydı. Tabii. Kazası şimdi Osmaniye'ye bağlandı. Evet. Sonra Ali'den 7 sayfalık bir mektup geldi. İşte benimle evlenmek istediğini, okulu bitirmemi beklediğini. Orada bekleyelim biraz. Şimdi tamam. Oraya tekrar mektuba döneceğiz bir para. Adile Hanım,
bahsettiğiniz çok değerli ailenizin isimlerini anma, yani isimleri geçmedi. Dedenizin adını, soyadını, nenenizin adını, soyadını, babanızın adını, soyadını. Bütün bunlar niye söylüyorum? Çünkü dolayısıyla ailenizi de anmış olacağız. Evet. Evet. Babamın babası Süleyman Çulhaoğlu, babaannem Safiye Çulhaoğlu. Yani hayatla ilgili babaannemden öğrendiğim çok şey var. Mesela? Çünkü babaannem nereye giderse beni birlikte götürürdü. Yani hani o işte bu üretken olmak, işte el işi, her şeyi öğrenmemizi istiyordu. Maharetli. Evet, çok maharetliydi. O dönemde eskiden erkek ceketi bile dikermiş babaannem. Çok becerikli bir hanımdı. Ama bu çok önemli. Evet. Yani şimdi biliyorsunuz ceket dikmek teyzeler için en zor işlerden bir tanesi. Evet evet, erkek ceketi bile dikiyormuş babaannem. Evet. Halalarım falan da çok becerikli o anlamda, el işi anlamında. Yani halalarınız kaç tane halanız? Üç tane, üç tane halam. Fatma, Hanife ve Zeynep. Babanızın küçükleri mi, büyükleri mi? Fatma halam babamın büyüğü, sonra babam, sonra Hanife halam, sonra Yusuf amcam, yanında okumuş olduğum amcam. İsmail amcam, Ali amcam, İsmail amcamla Yusuf amcamla Ali amcam arasında şey var, halam var, Zeynep halam, en küçük halam. Hepsini de çok severim, hepsi de hakikaten beni çok severler. O zaman 4 amca, 3 halam mı var? Evet, evet. Babam Hacı Çulhaoğlu, annem Sakine Çulhaoğlu. Annem de yine o bölgenin insanı, yani hani yine onlar da işte orada Karakütük köyü var, o köyde oturuyorlarmış. Babam annemi almış, kaçırmış, istememişler işte annemi başka bir akrabalarıyla evlendirecekmiş dayılarım. Babanla annem birbirlerini seviyor. Sevme de yok da işte bir kere uzaktan tamam. Birbirlerini görmüşler o ama dönemde. Babanla birlikte yola çıktığına göre, evet. Yani eski meslekli kişiyle. Evet, evet. Sonra işte birlikte kaçıyorlar filan. Sonra işte geri barış falan oluyor ama hep de böyle yaşamda en büyük dayımla babam hiç birbirini sevmezdi. Böyle bir muhalefetleri vardı birbirlerine. Ama yani hani bütününe baktığımızda hani mutlu bir çocukluk yaşadım. Hani öyle çok böyle kısıtlayıcı hareketlerimi... Babanızın arasında mezhep farkı falan var mıydı? Yok, yok. Yani mezhepten dolayı yok, bazen verilmiyor. Yok, 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 yok. Mezhep farkı yok. Annem çok daha sessiz, munis, böyle şey. Ama ben biraz daha hani baba tarafı daha böyle dik, daha şey insanlar. Biraz o tarafa daha çok çekmişim galiba. Yani öyle. Onun dışında... Hani çocukluğum iyi geçti. Şimdi, o dönemin hani maddi manevi sıkıntılarını yaşadık ama o zaman çok da açıkçası peki, aklımız ermiyordu yani hani. Aileniz genellikle o günkü Türkiye'nin koşullarına göre orta halli bir aile sayılır mı da fakir bir aile mi sayılır? Yok yok, orta halli. Evet evet. Yani hepimizin evi var aynı havlu içinde. İşte babamla amcam çalışıyor. Okula giden okuyor. Diğerleri işte onların kazancıyla geçiniyordu yani. Merkezden miydi? Evet. Evet. Tabii hala mi? Evimiz var orada. Kadirli merkezde o zaman tarımla değil daha çok esnaf ağırlıklı bir aile. Dedem bahçecilik yapardı, onu hatırlıyorum. Ondan sonra yani zaten her bahçesi şey var, evin var, var, vardı. Evet. Bahçe vardı. Herkes bahçesine işte domatesini, biberini, patlıcanını ekiyordu. Bizimkiler de ekiyordu. Yani manavda manav yoktu. Yani çok öyle hani arazimiz yoktu ayrıca. Kendinize yetecek kadar. Evet, bahçe evin önünde ne sığarsa işte oralara ekiyorlardı. Yani işte sebze meyve alma şeyi yoktu. Bütün ağaçlar bahçemizde vardı zaten. Eskiden ne alınırdı? Sabun alınırdı, şeker alınırdı, tabii. Yağ alınırdı ama tabii. Hiç şeyimiz olmadı. Zahra dedikleri tarım. Evet, evet. Onu yıllık yapıyorlardı zaten. Şeyde de babam hiç sevmiyordu. Hani ben yaşadığım sürece bu kapıya işte mal sokmam diyordu. Çünkü dedemin kendi
kendilerini okutmamasını o mallara bağlıyordu. Hmm. Çünkü dedem Mart'ta yaylaya göçermiş. Bahsettikleri hayvan yani. Hayvanlar, İnek. Evet, evet, evet. İnek, koyun falan ne varsa çok da hatırlamıyorum açıkçası, evet. Ama Mart'ta yaylaya göçerlermiş. Babaannem demiş ki ben... Hangi yöne yaylaya çıkarsınız acaba? Orada şey mi, kozan... Vallahi Göksun tarafına gidiyorlarmış ama tamam. Yaylanın adını hatırlamıyorum. Öyle, sorun değil. Başpınar falan var oralarda, bilmiyorum ama. Yok, yok. Tamam. Hangi yaylaya gittiklerini bilmiyorum ama çocukken şeye gitmiştik. Çokak yaylasına gittik. Andırın'ın yaylasına gitmiştik. Ha, öyle mi? Evet, Andırın tarafında. Göksun yaylasına tabii gidiyor muydunuz o zamanlar? Yok, yok. Ben görmedim, hayır. Tamam, sadece Andırın yaylasına, Kadirli'ye yakın olan işte yoğun oluk, tabii, taş oluk bilmem ne. Andırın yaylaları gibi diyelim. O tarafa gidiyorlarmış herhalde. Babam kendi işte diğer kardeşlerinin, kendinden küçük kardeşinin Andırın falan. Tarafına gidiyorlarsa Andırın tarafında baş konuş diye çok... Biliyorum, müthiş. Ben oraya gitmiştik, evet, pikniğe evet, gitmiştik yani. Biz oraya, evet. Çok güzel orası, hatırlıyorum ben, Maraş'ta otururken gitmiştik. Bir de orada şey var, Çerkezler var. Evet, Kadirli'de, evet, evet, var. Kadirli'de her millet var, çok kozmopolit bir yer, evet. Ama çok modern bir yerdi, evet, biz evet. Büyürken. Çok rahat, hani mesela biz işte halam, yengem, işte ben daha küçüğüm tabii, halalar, yengeler falan toplanıp kadın kadına akşam sinemaya giderdik, yazlık sinemaya yani. Ama şimdi gidemeyiz herhalde. Şimdi gelelim, çok güzel bir şey oldu hemen. Çocukluk yıllarında halaların var, amcaların var, babanla birliktesiniz ama baban daha Almanya'ya gitmemiş değil mi? İşte ben ortaokul 2'den 3'e geçtiğim sene gitti babam Almanya'ya. Babam Almanya'ya gittiği için zaten amcam beni aldı götürdü. Önce götürecekti, babam izin vermedi. Ben kaç yaşınızdaydınız o zaman? Orta 2. Yani 15. Yok, o 12-13 yaşındaydım. Evet, 13-14. Şimdi şöyle, ben niye bunu sordum? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Halaların, amcalarınla birlikte sinemaya gitmek. O zaman bir ilçede en büyük eğlencelerden bir tanesi sinemalar. Evet, evet. Yazlık sinemalar olur. Evet. Sinemalara gideceği zaman giyinilir. Evet, giyinilir. Akşam erkenden işte şey olur. Evet. Haftada bir defa her neyse gazoz, çekirdek. Kışlık sinema var mıydı? Yazlık sinema vardı, mıydı? Vardı, vardı. Biraz kışlık sinema, yazlık sinema, konser, eğlence, çay bahçeleri, düğün. O dönemlerde çocuk halinizde en neşeli olduğunuzda sizi mutlu eden kız arkadaşlarınızla, akrabalarınızla o dönemi biraz anlatabilir misiniz? Yani o dönemde işte komşu kızlarla arkadaştık. Evet. İşte ne olacak? Pikniğe gidiyorduk kız kıza. Ondan sonra gezmeye gidiyorduk. İşte sinemaya gidiyorduk. Park vardı Kadirli'de. Büyük bir park var. En büyük eğlencemiz o parka gitmekti. Hani mesela çok fazla seçeneğimiz yok. Yazlık sinema, kışlık sinema. Vallahi. Herhalde hatırlamıyorum onu. Onu tamam. Çok hatırlamıyorum. Çünkü hani tam aklım erdiğinde Kadirli'den çıktığım için o şeyi hatırlamıyorum. Ama sinemaya gittiniz değil mi? Evet, evet. Adana şeyi daha fazla bende. Tabii. Evet, Adana anıları daha çok. Öyle yani hani çocukluğum iyi geçti. Şimdi, yani öyle bir hani kısıtlayıcı ya da özgürlüğümü kısıtlayacak herhangi bir şey olmadı. Ben işte babam bana dükkan açtı. Ben Kadirli'de işte 19-20 yaşında minibüse biniyorum, gidiyorum toptancılardan malı alıyorum, getiriyorum dükkana koyuyorum ve satıyorum. Yani hani işte yanımda terzi çalışıyor, yanımda işte bir örgü yapan kız çalışıyor, ben örgü yapıyoruz, işte hırkalar, ceketler, işte insanlar geliyor, ipi beğeniyor, işte yapıyoruz. Bazısı işte biraz boş vakitte örüyoruz, koyuyoruz, insanlar satın alıyor. Bayağı bir iyi bir düzen vardı ama işte. Adile Hanım çok müthiş. Biz tekrar dönelim şimdi Adile Hanım. Şimdi annenin, babanın, evet. Dedenin, amcalarının, halalarının olduğu bir aile ortamında, arkadaşlarımla Kadirli'de beraber yaşarken baban niye Almanya'ya gitti? Almanya teklifi nasıl geldi? Anne, baba, amcalar tarafından, hala tarafından nasıl karşılandı? Bir de baban kaç numaraydı? Ailenin en büyüğü değildi herhalde. En büyük erkekti. Evet. O yüzden daha çok sorumluluk duyuyordu. Evet. İşte o dönemde şey vardı, bu Birlik Partisi yeni kurulmuştu. Alevi Mustafa Partisi. Evet, Mustafa Timisi'nin partisi. Evet. Almanya'ya gittikten sonra bile oranın 7 yıl binanın kirasını ödemiş. Dur, hemen oraya geçme. Şimdi en büyük kim? Amcan mı?
En büyük halam, Fatma halam. Sonra babam. Kimle oldu? Ha, şimdi babadan sonra, çünkü kadınlar sonuçta büyük de olsa... Evet, o evlenmiş zaten, evet. Hani çocukları var. Peki deden sağ mıydı babanın? O yok, zaman? Yok. Dedem. Ha, şimdi daha da anlaşıldı. Dedem ben... Nasıl kaybettiniz? Dedem hastalık mıydı, kaza mıydı? Dedem herhalde kalpten mi gitti? Çok küçüktüm o dedem, ilkokulda falandım. Kaçıncı sınıftaydım hatırlamıyorum ama dedem öldüğünde küçüktüm ben. Hani çok zor hatırlıyorum. Dedemin burasında büyük bir et beni vardı. Bir de biz bahçeye girince kızardı bize, onu hatırlıyorum. Dedemle ilgili çok bir şey hatırlamıyorum. Ama babaanneyi sağdı. Evet. Dedem olmadığı için tabii halam da evlenmiş. Babam evin sorumluluğu, işte amcalar, halalar aile falan. Kalabalık. Aile kalabalık. Siz kendi çocukları. Siz kaç kardeşsiniz bana? Biz 6 kardeşiz, en büyükleri benim. En büyükleri sizsiniz. Evet. Sizden küçük olanlar kadın mı, erkek mi? İki kız, 4 erkek. Erkek sonradan mı geldiler erkekler? Evet, evet. Ben en büyüğüm. Benim bir küçüğüm işte sizin tanıştığınız Adil. Ondan sonra Şükran. Sonra Yüksel, onu kaybettik. Süleyman ve Tamer. Tamer. Şimdi anlaşıldı. Yavaş yavaş çerçeveyi çizmeye başladı. Böyle bir zamanda büyük babanızın da vefatı, evet. Kadirli de babanızın sorumluluğu arttı. Halanız evlendi, evet. Aileyi toparlamak, maddi sorunları çözmek, evet, için babam. Arayışlara girdi babam. Önce amcam gitti Almanya'ya. Hangi amcam? Hasan amcam, babamın bir küçüğü. Tamam. Sonra babamı istek yaptı. Çünkü o arada babam... O zaman işçi alınıyordu. Evet, işçi alınırken amcam gitti. Ama babam işte müteahhitlik yapıyordu. Parti peşinde, o zaman seçimler var falan. Bir, evet. Çerkez biriyle de ortak olmuştu. Evet. Yani senin hakkın yok deyip babama para vermedi. Babam da biraz işte elinde olan parayla ortak bizi... Ortak kazığı. Evet, ortak kazığı yedi ve babam Almanya'ya gitti. Peki, Almanya'ya gitmesinin nedeni arayanlar, soranlar, rahatsız mı ettiler, borcu harcı mı vardı, onun için mi gitti? Yok, 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 yok. Ama burada yok. Bir kazıklarlar, bu insanlar gene beni zor durumda bırakırlar. Yok, yok, öyle de değil. İşte amcam gidip oradan, işte oradaki hayatı, oradaki durumu anlatınca, işte bizde mesela hani öyle borcu harcı olsaydı, çünkü son kalan parayla babaannemlerle oturuyorduk, tabii. Biz. Bize ayrı ev yaptı, ondan sonra gitti Almanya'ya. Şimdi oldu. Bahçenin içine ayrı bir ev yaptı bize, arazide. Ondan sonra gitti, borcu harcı olsaydı herhalde o evi yapamazdı. Niye soruyorum? Çünkü maalesef biliyorsunuz, yani ticarette iyi ortaklar da çıkıyor, kötü ortaklar da çıkıyor. Evet, bazen evet. Mesela kaybedince, kazandığı zaman herkes sos oluyor da kaybedince düşmanlar fazla oluyor. Evet. Ama bu sefer borcunu ödemek için ülkede de ekonomik durum belli, iş durumu belli. Mecburen arayışlara girdi. Ha, ama böyle olmamış olması, amcanızın orada olması, babanızı oraya talep etmesi gitti. Şimdi babanız gitti Almanya'ya. Peki babanızın Almanya'ya gideceği kesinleşince, öğrenince senin duyguların ne değil? Annen, ya üzüldük. Annem de çok üzüldü. Tabii 6 kardeştik. Annem çok üzüldü tabii. Hani kabullenmek istemedi ama başka çaresi yoktu herhalde. Ben de ortaokul 2'den 3'e geçtiğim yılda babam gitti. Babam gidince amcam evde, işte evde erkek yok. Amcam da yok. Öbür amcalarım da işte birisi memur oldu. Tayini çıktı gitti. Küçük amcam da öğretmen okulunda okuyordu. Evde hiç erkek yok diye. İkimizi evde bırakmadı amcam. Aldı Maraş'a götürdü bizi. Peki şimdi gelelim sizinle. Babanızın gerçekten büyük kızısınız. Evet. Bir baba için kız çok farklı. Evet. Yani erkek olsa biraz daha farklı olurdu. Böyle bir ayrılık zamanında, bir de orta 2'ye, en azından orta 1, orta 2 döneminde, bir de evin büyüğü, anneden sonra büyüğü olarak seninle alıp da bu bir veda gibi bir konuşma, ben yok, biliyorum. Yok, yani yok. Bir şey demeyin, işte bak yok, kızım şöyle. Sadece baba kız gibi. Yok, yok, öyle çok şey bir ilişki, yani eski insanlar biliyorsunuz öyle çok, mesela çok düşkündü ama duygularını belli etmezdi, evet. Biliyorsunuz eski insanlar. Topluca mı veda? Evet, topluca. Herkes Allah'a sarıldı. Herkese sarıldı, öptü, yani. Evet. Annem dedi babanız da gidiyor. Amcam gitmişti, amcamın da 2-3 tane çocuğu vardı. İşte babaannem başlarında, halam var falan, amcalar var. Ben 18 yaşına gelince bana bir mektup yollamıştı, işte Almanya'dan. Dur orayı şimdi tekrar, babanızın veda ederken
otobüsle mi gitti, bir araçla mı gitti, Adana aktarmalı mı gitti, trenle mi gitti? Yani nedir yani o? Çünkü o vallahi kadar, vallahi hiç hatırlamıyorum. Çünkü sonuçta o bir gitti. Yok gitti. Yok o kadarlığını hatırlamıyorum. Ha, o kadar çok olay yaşadım ki o bazı şeyler silindi artık. Ama işte bazen unutulmayan anlar da olabiliyor diye sizin de hani ileride belki şu an aklınıza gelmez ama gelirse haberim olsun. Yani o olay çünkü mutlaka bir gün. Herhalde yani İstanbul'a gidip İstanbul'dan uçakla gittiler gibi hatırlıyorum. Çünkü eskiden Adana'dan İstanbul'a uçak yoktu. Adana'ya gidip, Adana'dan İstanbul'a gidip İstanbul'dan uçakla Almanya'ya gittiğini hatırlıyorum. Evet. Şimdi ben niye söylüyorum? Kadirli. Kadirli'den Adana'ya da gidebilir. Evet. Adana'dan Maraş'a da gidebilir. Yok, yok. Ya da Kadirli'den herhangi bir otobüs firmasıyla binerek İstanbul'a direkt de gidebilir. Ama yok, o zaman bize İstanbul'a, Kadirli'den İstanbul'a araç yoktu. Sadece Adana'ya vardı. İşte evet. O yüzden hep minibüse, şey Adana evet, yani. Adana. Yok, hiç kimse öyle hani mi? Hiç hatırlamıyorum. İşte, yani öyle çok hani şeyler de bilmiyorduk ki hani şimdi olsa işte bir yaşındaki çocuk baba diye arkasından bağırıyor. Çok haklısınız. Bizim öyle ama şeylerimiz bazen yoktu. Ama bazen öyle hatırlanıyor ki tabii bu sizden değil. Bizim de hatırlamadığımız birçok şey var. Bu yaşamda da çok derin izler de bırakıyor o anlamda söyleyeyim. Ama babanız gitti oradan da Almanya. Ama babanızın belasıyla beraber babanızla zaten artık sadece mektuplaşıyorsunuz. Evet, şimdi evet, mektuptan bahsedelim. İşte ben o zaman işte mektup yazmıştı bana. 18 yaşına geldin, artık hani büyüdün, bir erişkinsin. Duygularının esiri olmamanı dilerim diye bana bir mektup yollamıştı. O mektup beni çok etkiledi. Çok hep böyle o zaman hani bir tabii genç kızım, hani herkes de çok beğeniyor. Hani işte şey yapıyor. Hep böyle mantığımı ön plana almaya çalıştım. Yani hani duygularımla hareket etmemeye çalıştım o dönemde. Bir sürü hani insan vardı etrafta, akrabalarda falan. Hani öyle şey, hani beni ne doktorlar, mühendisler istedi gibi bir şeyim yok ama evet, hani vardı tabii. Ağzım akraba sonuçta, bir sürü tabii. Evet. Tabii. Genç kızsınız. Evet, yani, evet. Okuyorsunuz. Evet, kaç kız okuyabiliyor ki yani? Evet, o dönemde tabii. Amcası öğretmen, babası Almanya'da. Evet. Evet. Kadirli merkezde oturuyorsunuz, bir köylü kızı değilsiniz. Evet, evet, yani evet. Hepsi birer avantaj. Evet, evet. Şimdi o mektup 18 yaşında geldi. Ama biz tekrar şimdi orta ikiye dönelim. O 9 yaşında okuyan amcan mı öğretmen oldu? Evet, evet. İlginç, ondan biraz bahseder misiniz? Nasıl başardı bunu? Vallahi işte babaannem gitmiyor şeye. Babanız okudu mu peki? İlkokulu okumuş mu? Babam ilkokulu herhalde şeyde bitirmiş, askerde bitirmiş. Askeri. Babamla amcam hiç okumamış. Halalarım da okumamış. Sadece amcam. Sadece amcam. Zaten onlar büyümüşler. O 9 yaşında olduğuna göre babam, amcamla babam arasında 5-6 yaş fark var. Hani okula gitme şansı yok zaten. Askerde öğrenmiş babam. Sonra ilkokulu bitirmiş dışarıdan herhalde. Ya da orada mı diploma vermişler bilmiyorum. O da gitmemiş okula. Yusuf amcam gitmiş. Sadece İsmail amcam, Ali amcam. Evet, önce giden oydu. Okumayı bilmediği halde oraya peki evet, oraya da teklif geldi, gitti, oraya sebat etti, iş tuttu, evet, babanı davet etti evet, falan. Evet. Şimdi gelen Yusuf amcana. Tabii artık babalar, amcalar olmayız. Peki Yusuf amcan halen, Hasan amcan halen Almanya'da mı? Yok, vefat etti. Peki baban gittikten sonra orada mı ömrünü tamamladı, geri mi döndü? Geri döndü. O da bir 17-18 yıl kaldı amcam. Babam 7 yıl kaldı, döndü. Amcam herhalde oldu emekli ama çok cüzi bir rakam alıyordu galiba. Almanya'da mı oldu mu, burada mı oldu? Almanya'da. Babam 7 yıl kalıp o sigorta parasını geri 2 yıl sonra geri alıyorlardı. Aldı döndü. Fazla kalmadı. Yani ben dedi işte hani insanlar dedi orada çalıştığı gibi burada da çalışsaydı, eğer aynı parayı çalışırsa yine aynı parayı kazanırlar. Oradaki şartları çok beğenmedi, oradaki hayatı. Yani mutlu değildi orada. 7 yıl sonra geri döndü babam.
Döndükten sonra da çok zaten uzun yaşamadı, vefat etti. Sağlık sorunları baş gösterdi. O arada işte ben evlendim. Peki amcam babandan önce mi, babandan sonra mı döndü? Babamdan çok sonra döndü amcam. Erken döndü tabii. Evet. Baban, kızları var, işte çocukları evet, evet. Var. İşte evin altına o benim bıraktığım dükkanı işte kız kardeşim biraz yürüttü. Sonra o da yürütmeyince kilim ve saman dokuyan makineler aldı Bursa'dan. Atölye kurdu. İnsanlar ipini getiriyordu, saman dokuyorlardı. Kilim dokuyup satıyorlardı. Hazır şimdiki bu işte şey kilimler gibi. Saman dokuyorlardı. İnsanlar ipini getiriyordu. İyiydi yani, hani bir düzen kurmuştu. Ama işte kalp rahatsızlığından, kalp krizinden vefat etti. Şimdi yani o zaman anjiyo yok, o zaman tansiyon ilacı yok. Annemle babam doktor arasında, evet doktor da yok. Aynı yani doktor. Annemi Adana'ya doktora götürüyor, doktor tansiyon ilacı veriyor. Demiyor ki bunu ömür boyu içeceksin demiyor. Hı. Annemin tansiyonu yükseliyor, beyin kanamasından öldü. Babam kalp öyle rahatsızlığı. Erken mi öldü? Annemle babam arasında 6 ay 18 gün var. Babam, önce annem vefat etti. 43 yaşında, babam 47 yaşında vefat etti. Çok genç. Evet, çok genç vefat ettiler. Şimdi, onların yaşındaki insanlar hala yaşıyorlar. Tabii. Ve bazen ben çok şey yapıyorum, böyle hırslanıyorum. Niye erken kaybettim? Adil Hanım, şimdi babanızın Almanya'ya gitmesinden sonra Yusuf amcanızın öğretmen olması, sizin de evet, ailenin büyüğü olarak sizin üzerinde titizlikle durdu. Evet. Evet, şimdi gelelim Yusuf amcanla senin okuyan bir öğrenci olarak arandaki ilişki nasıl gelişti? Baba olarak o artık evet, hakimiyeti evet, ele aldı, yani sorumluluğu evet, aldı. Evet. Yusuf amcan, sen, ailen ve hayatın. Amcam çok özgür ruhluydu. Yani hiç beni sıkmadı. Adana'da yanında kaldım 3 yıl. 1 yılda Maraş'ta kalmıştık. 4 yıl amcamla yaşadım. Yani çok özgürdüm. Okurdu değil mi? Evet. Okurdu, yazardı. Evet, böyle, evet. Seni teşvik ediyor muydu okurdu? Tabii. Yazmayı? Yani Sana kitap ediyor muydu? Yani öyle çok kitaba merakı yoktu ama hani çok disiplinliydi. Hani okula gidiş saati, tabii gidiş saati, dönüş saati. Derslerine işte, yardımcı oluyor muydu? Oluyordu. İşte bizim işte etrafımızdaki genç çocukları çağırıp onlara ücretsiz ders veriyordu. Nerede veriyordu? Ben evde, ben emeğimi satmam bu, diyordu. Kadirli'de miydi? Adana'da. Adana'da öğretmenlik yapıyordu. Adana'ya nasıl gitti ve sizi niye oraya götürdü yani? İşte Maraş'tan tayinimiz çıktı. Ben orada ticaret sesine yazdırdı Maraş'ta. Evet. Tayini çıkıp Adana'ya geldi. Ben de beraberinde geldim doğal olarak. Çünkü amcam bekar. Amcam bekar, halam bekar. Evet. Üçümüz birlikte yaşıyoruz. Şimdi oldu. Amcan evli değil, çocuğu evet, yok. Evet, evli değil. Baba yarısı. Evet. Halam var. Evet. Onun kız kardeşi senin. Evet. De, halam zaten kardeşi. O benden birkaç yaş büyük. Bir aile kurdunuz. Evet, halam. Tayin çıkınca oraya. Evet. Hem benim yeğenim okur. Evet. Kız kardeşim bizim ihtiyaçlarımızı karşılar. Evet, evet. Halamla beraber. Amcamla beraber yaşamaya. Evet. Ya şimdi başlayalım artık Adana hayatımıza. Orada nereye yazıldın? Nerede okudun? İşte orada ticaret sesine yazıldım. İşte orada okula gittim. Yani sabah okula gidiyordum. Ticaret sesine dedi. Eski otogarın bulunduğu yer. Stadyuma yakındı. Evet, tamam. Evet. Evet. Sabahları sabahları otobüsle gidiyorduk ama dönüşte yürüyordum. Küçük küçük saatte oturuyorduk biz. Aa. Melek Girmez'de oturuyorduk. Evet. Dönerken ama yürüyorduk arkadaşlarla hava güzel olduğu zaman. Çok uzak değil ama. Evet, çok uzak değil ama yürüyorduk. Ama yollar, evet, tamam. Evet, evet. O Ticari İlimler Akademisi'nin oradan geçiyorduk. Dolmuşlar vardı. Evet, evet, yani evet. Eski şey minibüsler. Evet. İki büklüm olup oturuyorduk ona. Gidiyorduk. Evet, gidiyorduk. Ticari sesinde. Efendim? Evet, evet. Siyah önlük, evet, siyah önlük beyaz yaka giyiyorduk. Sonra biz okulu bitirmeden bir yıl önce eskiden ticaret sesini bitirenleri sınavsız Ticari İlimler Akademisi'ne alıyorlardı. O zaman şey, hani şimdikinin işletmeyi ona çevirdiler zaten Ticari İlimler Akademisi'ni. İşletme üniversitesine çevirdiler. O zaman öyleydi. Bizden bir yıl önce kaldırdılar.
Ben de üniversite sınavına girdim. Amcam hiç sıkmadı beni ama şeye yollamazdı mesela. Okul gezisi oldu. Beni yollamadı. Çok ağladım, çok üzüldüm. Niye? Dedi ki sen dedi emanetsin, bir kaza bela gelse başına ben abime ne derim dedi. Doğru. Ondan sonra yıllar sonra işte kızı okul gezisine gitmişti. Aradım, dedim ki amca sen beni yollamadın dedim, kızını yollamışsın, neden ama böyle yapıyorsun? Dedi ki sen dedi emanettin dedi, kızım doğru gidebilir ama seni yollayamazdım. O dönemde seni yollayamazdım dedi. Bir o var. Bir de insanın gerçekten kendi çocuğunu zaten onun üstünde yok. Verir, acısını çeker ama şimdi bir yeğeni aynı sorumluluğu evet şey yapamaz. Amcam çok disiplinliydi. Bir kere okuldan kaçtık arkadaşlarla. Sinemaya gidecektik. Sinemanın önünde amcamla karşılaştık. Tesadüf. Ondan sonra ne arıyorsunuz siz burada dedi. Yanımda iki kız arkadaşım daha vardı. Yakın oturuyorduk. Dedik ki iki ders üst üste boş. Biz tam sinemanın önünde biz de dedik eve gidiyoruz. Kuzu kuzu eve gittik. Biz sinemaya bile gidemedim. Gidemedim. Amcamdan gizli. Acaba hangi sinemaydı? Vallahi şey... Arı sineması. Evet. Arı sineması. Arı, evet. Tamam, evet. Oradan küçük saate arı sineması var, su sineması var. Evet, evet. Ondan sonra öyle, o yüzden hani çok şey olmadı. Tatillerde zaten Kadirli'ye ailemin yanına dönüyordum. Şimdi böyle Adana'da bir öğrenci, amca, hala beraber Adana'ya işte yavaş yavaş alışılıyor. Ali Baba'yı beklerken genç bir Ali geliyor ve orada tanışıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Şimdi o görüşmeden sonra bir mektup geliyor. Ama hayır, ben okulu bitirdim. Şimdi Kadirli'ye döndüm. Hadi şeye dönelim. Evet. İlk tanıştığınız Ali Baba olayından tekrar alalım. Ben o zaman ortaokul son sınıftaydım Maraş'ta okurken. Evet. Yaz tatili oldu. Ortaokulu bitirmiş oluyorum. Yaz tatiline girerken işte davet vermişlerdi. O davette Ali ile karşılaştık ama ben daha sonra hatırlamadım tabii Adana'da davet bize gelince. İşte mezun evet olmuşlar ya evet kızlar. Evet. O yüzden davet etmişlerdi. Çünkü amcam evet onlara ücretsiz ders çalıştırıyordu. Anladım. Şimdi anladım. Yani işte emeğini satmıyordu. Arkadaşları arkadaşlardı. Evet, tamam. Arkadaşlardı. Ama öğretmenler de var bir tane Ali hocamın bir de bir öğretmen hocası var bunun, esas hocası. Kimin? Yani babanız, abi, amcanızın arkadaşı, bir de onların böyle onun da bir öğretmeni vardı. Hayır hayır, benim öğretmenim, benim Türkçe öğretmenim ortaokulda Maraş'ta okurken evet Ali'nin köyde ilkokul öğretmeniymiş. Şimdi oldu, tamam şimdi oldu. Ha, o tamam. Ortak bir öğretmenimiz var bizim. Amcamızın şeyi. Amcamın, o da amcamın arkadaşı. Evet, şimdi oldu. Sonra işte yani Adana'da Maraş'ta öyle tanıştıktan sonra ben Ali'yi bir daha görmedim zaten. Evet. Sonra amcamla birlikte geldi. İşte çok seviyorlardı birbirlerini. Güzel bir ilişkileri var. Hala çok birbirlerini severler. İşte şey yaptı. Gelince bizde kalıyordu. Ben hep abi diyordum. Hiç aklıma öyle bir şey gelmez. Aklım beş karış havada. İşte ben yani çocuğum işte şey yapıyorum. Ama belki de Ali'nin böyle işte hani babadan uzak kalmanın verdiği şeyle Ali'nin yumuşak tavrı, babacan tavrı mı beni ona çekti? Yoksa hiç çok böyle hani ben çok böyle hani hareketli, kapının gıcırtısını oynayan, hani böyle çok Alevilik kültürünü bilmeyen, çok da böyle şey bir insan değildim. Ben evlendikten sonra Aleviliğin ne demek olduğunu evet Ali'den öğrendim. Maraş'tan öğrendim. Evet. Yani bizim eve hiç dede gelmedi. Hiç dede görmedim. Yani bir de bizim ev işte Kadirli'de bir mahalle var. Hep bizimkilerin yaşadığı bir bölge var. Biz orada değil, şehrin öbür tarafında olduğumuz için bizim mahallede bizden başka Alevi ev yok. Çünkü diğer bütün aileler Sünni, arkadaşlarımız da hep Sünni çocukları. Doğal olarak Alevi kültürünü hiç bilmeden ortaokul 2. sınıf, 3. sınıfa kadar geldim. Ancak şeye Maraş'a gittikten sonra hani Aleviliği Maraş'ta öğrendim. Evlendikten sonra öğrendim. Antep'te öğrendim. Mersin'de öğrendim. Yani ben hani çok böyle nasıl diyeyim, yoz mu denir? Öyle bir yok, şey işte. Hayır. Şimdi şöyle, yoz değil. Sonuçta adetlerini, geleneklerini, evet, inancını evet yaşaman için evet onun uygun olduğu bir yerde yaşamış olman lazım. Evet. Genç kızsın,
Evet. Anne erken yaşta, baba erken yaşta kaybetmişsiniz. Babaannemin de öyle çok bir hani şeyi yoktu. Hani Alevilik anlamında kültürü yoktu. Evet. Yani çok şey yok. Evet. Yok, babaannemin de hiç hatırlamıyorum ama anneanne tarafım mesela babaannem Kürtçe bilmiyordu ama anneannem Kürtçe biliyordu. Hep işte kısa giyince kızıyordu bize. Çocukken annemin annesi gelirdi bize. Çok zor hatırlıyorum. Hatta 2-3 sene önce onun mezarını yaptırdım. Hazreti Ali'nin kafasıyla oynuyorlar diye top oynayanlara kızıyordu. Abi, o Sırma adı o nenemin. Sırma. Annemin nenesi. Annemin annesinin adı Fatma'ydı. O da çok severdi beni. Hatta Ali ile gittik. Ben de kısa mini etek giyiyordum zaten, adam ne desin. Ali ile gitmiştik, yeni evliydik. Dedi ki oğlum dedi, sen dedi bir de dede oğlu olacaksın dedi. Bunu dedi ne böyle gezdiriyorsun sen dedi. Kızdı. Sen nasıl dedi de, hani dede çocuğusun evet, filan yani. Diye Ali'ye şey yaptı. Sezen işte bulundu. Ne kısa giyiyorum diye, hani günah diyordu işte, açmayın işte yani. Televizyona bakmıyordu yani, hani gavur icadı diyordu. Arabaya binmeyip o annem Sırma nenem ayak yalın Hacı Bektaş'a gidermiş mesela yani. Ya çok inançlıymış, oradan işte topraklar falan toplarmış, taşlar maşlar, sonra orada köyde mezarında cuma günleri ışık yanıyormuş o annemin anneannesinin şeyinde mezarında. Bundan birkaç yıl önce de işte dayımın eşi, onun da akrabasıydı. Kızım dedi şu mezarı yaptırsak dedi. Ben dedim ki tamam işte kendi aramızda para toplayalım. Ne parasıymış dedim. O arada Kadirli'ye gidecektim. Gidince bulduk mezarını. Ben de bilmiyorum yerini. Başka bir dayımın kızı biliyormuş. Gittik mezar yerini bulduk. Hemen telefon ettik. Bir mezarcı geldi. Adam gösterdi resimleri. Sipariş verdim. Bir hafta içinde mezarını yaptırdım annemin nenesinin. Öyle sonra işte onun torunları falan aradı. Teşekkür ettiler. İşte mezarı yaptırmışsın falan diye. Yani ben ondan çok etkilenmiştim. Hatta beni biraz ona da benzetiyorlar, hani onu tanıyan eskiden yaşlı insanlar benzetiyordu beni ona. İşte sen eskiden isimleri söylemezlermiş ya, karı koca hamşene nene benziyorsun diye. Onun da çok ilginç bir hikayesi var. Kadirli'nin ortasından Savrun suyu akıyor. Bunlar suyun kenarına geliyor. Tabii dağlarda kar yağmış, coşmuş Savrun'un suyu. Hani geçilecek gibi değil. Orada bizim evin o hizasında bir köprü vardı. Selde yıkılmıştı. Ancak hani çok aşağıya inmeniz lazım geçmek için. Dede demiş ki ona, nene demiş dedeye, demiş ki gel halo demiş, el ele tutuşalım, bu ikimizin arasındaki sevgi bağı Hızır'ın ipi olsun, onunla işte karşı karşıya geçelim demiş. Allah Allah. Dede de demiş ki hamşe demiş, hiç kusura bakma, ben seninle Hızır'ın ipine güvenip de sene gidemem demiş. Yani su coşmuş gidiyor, ben geçemem demiş. O arada bir atlı amca geliyor, bir işte birisi geliyor. Bunları terkisine bindiriyor ikisini. Karşı karşıya geçiriyor. Dede diyor ki hamşe diyor, gel görüşelim diyor. Gel görüşelim diyor. Öyle görüşüyorlar. İşte benim de bazı kehanetlerde bulunmam. Ali hep hamşe nenesi der bazen bana, öyle takılır. Yani herhalde o zaman evli değil miydi babaanne ile dede? Kim? Annemin nenesiyle şey dedesi yaşıyor bunu. Tamam. Yani annemin dedesiyle nenesinin arasında geçen bir olay. Eş değiller miydi o zaman? Tabii evlilermiş. He, ama evliler. Görüşelim diyor. Şey hani senin dediğin çıktı anlamında, biz karşıya geçtik anlamında. Evet. İnanç. Evet. Hani ben sana güvenmedim, inanmadım.
Ama sen hani hani nasıl şey yaptıysan, inandıysan, işte biri geldi bizi geçirdi anlamında gel görüşelim diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ne güzel işte. Onu anlatmak istiyorum. Bu ha. Bir ritüel aslında. Evet, bir evet. Bir helalleşme. Evet. Ya da mahcubiyetini böyle evet. Duayla evet. Sevgili evet. Belirleyelim. Çok evet. Güzel bir şey ya. Çok güzel evet. Onu hep işte sonra ben bu hikayeyi başkasından öğrendim. Annemden öğrenmedim. Başkası anlattı bana. Şeyin anneannemin bir akrabası anlattı bana. Çok hikaye var ama çoğunu unuttum geri. Bazen anlatıyor insanlar işte şöyle yaptılardı, böyle yaptılardı filan diye. Biriktirin yani. Çok güzel hikayeler bunlar yani. Evet. Çok evet. İlginç bir hikaye. Gerçekten. Başka evet. Aklınıza gelen aileyle, babaanneyle, anneyle, anne yani böyle hikaye, rivayet, sizi üzen, canınızı sıkan, efsane gibi. Ya o yani geçmişte çocukluğumda çok üzen şeyler yok. Tamam. Büyüdükten sonra, evlendikten sonra hayatın getirdiği şeyler, anne babanın kaybı falan. Evet. Onlar çok üzdü beni. Yoksa biraz da şeyim aslında, hayata hep hoş bakarım. Yani çok da böyle şey etmem hani... Herhalde biraz güçlüyüm, öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Yani o kadar çok travmalar yaşadık, o kadar çok şeyler yaşadık ve yani belki de o yaşadığım sıkıntılar, stresler ya da olaylar güçlendirdi. Ya da hani doğuştan bir güçlü bir yapım var diye düşünüyorum bazen. Kesinlikle. Şimdi gelelim sizin 45 yıldır birlikte yaşadığınız Ali Doğan'la. Tanışma, o yemekte herkesin beklediği Ali Baba'nın gencecik bir delikanlı, evet. Evet. Bu gencecik delikanlının dostu olan amcanız matematik öğretmeni ve sizin tekrar yolunuz ne zaman kesişiyor? Duygusal bağlar böyle nasıl başlıyor? Ya çok o şey olmadı. Bu mektuptan önce nasıl oldu? Yani bu mektup bir de birer gitmez yani. Mektuptan önce geliyordu mesela. Kabul edeceğinize inanç nereden geldi? Mesela bütün bunlar biraz bildiğiniz kadarıyla tabii. Şimdi geliyordu kalıyordu işte amcam, halam, ben, Ali dördümüz işte sinemaya gidiyorduk ya da işte dondurma yemeye gidiyorduk. O zaman dondurma yemeye yani, ya da kebap evet. Yemeye gidiyorduk evet. Falan. Yani hep böyle bana karşı hep zaten yumuşak bir adam. Böyle yumuşak tavırla yani hala yani, öyle. Yani onun herhalde o yumuşak babacan tavrı, babanın uzakta olması, amcam despot biraz sert. Belki o beni şey yaptı ama hiç aklımda yani arkadaşlarım var hani bana bir sürü teklifte bulunan insanlar var. Sonra ben Kadirli'den çocuktum ayrıldım genç kız olarak dönünce hısım akrabadan bir sürü söyleyen var görmeye gelen istemeye gelenler falan var. Ama ben hani kendime uygun hiçbirini bulamadım. Ali de işte mektup yazınca bir de onların orada bir kirveleri vardı. Kirvelerinin kızı işte şey yaptı. İlla git görüş falan diye. Ben de hani uzun yıllardır tanıdığım, bildiğim adam yani hani gitmekte bir şey görmedim. Kalktım Adana'ya gittim. O Maraş'tan Adana'ya geldi. Ben de Kadirli'den Adana'ya evet. Gittim. Mektup yazmış işte hani amcama olan sevgisinden, saygısından. Mektuptan şimdiye kadar. Evet. İşte benimle kimin aracılığıyla geliyor? Postayla gelmedi. Postayla geldi. Postayla geldi. Bizzat adınıza geldi. Evet evet. Postayla geldi Kadirli'ye. Ama o zaman amcanızın da gönlünü yapmış olma ihtimali çok. Amcam yoktu o zaman. Evet. Amcam Adana'daydı. Tamam. Adana'da öğretmenlik yapıyor. Evet. Amcamın haberi yok bu arada. Sonra ben okudum mektubu. İşte beni çok beğendiğini, sevdiğini, uzun yıllardır düşündüğünü ama okulu bitirmemi beklediğini. İşte hani bu şeyin olgunlaşmasını beklediğini. Amcamın en küçük amcamın bir büyüğünün düğününe geldi. Amcamla birlikte. Yusuf amcamla birlikte. O zaman hani karar vermiş herhalde benimle evlenmek istediğini. Oradan gittikten sonra bana mektup geldi. İşte illa gel görüşelim falan diyor. Ben de kalktım gittim Adana'ya.
Hani çok özgürüm, rahatım yani. Hani öyle ya, tabii liseyi bitirmişsin. Evet, dükkanım var, işim var tabii, işim çok var. Özgüven yüksek. Evet, ondan sonra gittim işte, buluştuk. Hatta babam işte hani yurt dışındakiler kağıt, çocuk kağıdı istiyorlar. Kaç çocuğu var diye sigortadan tabii, kağıt tabii, almak tabii, gerekiyor. Tabii. Ben onu almaya gittim. İşte bana demişti işte 10.30'da şeyde buluşalım diye. Lale Pastanesi'nde, Adana'da Küçük Saat'te. Orada oturduğumuz için oraları iyi biliyorum. Evet. Ondan sonra ben bir baktım saat 11.30 olmuş. Orada da bir sınıf arkadaşım çalışıyor. Ondan sohbet ettik. O gitti kağıdı çıkarttırdı, getirdi. Allah'a dile dedi. Ondan sonra gittim. Dedi ki beni ne kadar beklettin dedi. Ondan sonra biraz orada sohbet ettik. Kim sonra dedi, ne kadar beklettin? Ali dedi. Sonra beklettin mi gerçekten? 10.30'da buluşacaktık. Ben 11.30'da sigortadaydım. Evet. 12'yi geçe gittim neredeyse yani, oraya. Mazereti var. He. Ondan sonra cep telefonu yok, bir şey yok. Tabii. Beklemiş yani tabii. Oturmuş. Tabii. Gazete okuyordu gittiğimde. Ne yani? Ondan sonra oradan kalktık. Ama inançla beklemiş yani. Evet. Sonra kalktık. Ama geleceğini sen söyledin mi? Tabii biliyorum. Nasıl haber verdin ona? İşte o kirvesi aracılığıyla falan atıyorum işte Perşembe günü Adana'ya gideceğim, o da geliyor Adana'ya. Sabah gidince binince zaten ancak tabii. Akşama gelir yani bir gün önce gelmiş tabii sen, çok kötü arabayla geliyordu. İşte demiş Lale Pastanesi'ni orada muzlu süt falan içiyorduk. Orayı bildiğimi bildiği için oraya gelsin demiş. Kirvelerin evinde, Kadirli'deki Kirvelerin evinde telefon vardı. Evet. Kız geldi bana haber verdi. Ben de kalktım gittim. Hatta anneme dedim ki anne ben gidip konuşacağım. Hani annem çok razı olmadı gitmeme ama dedim ki anne beni yemez yutmaz merak etme. Yani. Yıllardır tanıdığım insan. Hani gidip onunla evlenemeyeceğimi söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim çünkü kültür farkımız var, işte yaş farkımız var, bir sürü farklar var. Yani hani ben kim, Ali ile evlenmek kim? Şey anlamında hani... Nasıl söyleyeyim? Hani yani Ali şey yapma anlamında değil. Ben onlara uyum sağlayamam diye. Düşünüyorsun. Evet, düşünüyorum. Neyse gittik. Sonra işte orada biraz oturduk, sohbet ettik. Sonra kebapçıya gittik. Orada 4.5 saat kaldık kebapçıda. İşte konuştuk. Ben olmaz dedim. Ondan sonra 4.5 saatin sonunda evet diyerek döndüm. Hayırlı olsun. Evet, şimdi bunlar çok önemli. Böylece hayırlı bir işe de girilmiş oldu. Evet. Ali Doğan'la sizin birlikte oradaki işi döndüm. Şimdi döndükten sonra artık biraz da iki tarafında rızası olmuş. Evet. Döndün, annenle de bunu konuştun. Peki bu şu ana kadar abinden bahsetmez. Abiniz büyüktü değil mi siz? Kardeşiniz mi? Benim küçüğüm o. Tamam. O Ankara'da zaten. Evet. O Ankara'da işte o da üniversitede okuyordu. Tamam. Hacettepe'de Alman filolojisi. Yani o da mesela liseyi bitirip evden ayrıldı. Ben de hani biraz koptuk. Koptuk biraz. Uzaklaştık. Çünkü o Ankara'da ben çok bir araya gelemiyoruz. Evet. Çok şey yapamıyoruz. İşte bayramdan bayrama geliyor. Evet. 3 günlüğüne, 5 günlüğüne filan. Hani yok. O şey liseyi bitirdikten sonra gitti. Ama ben zaten ortaokuldayken gitmiş olduğum için hani tam büyüdüğümüz sırada bir arada olamadım kardeşlerimle. Yani kardeşlerimi ben evlendikten sonra tanıdım. Kardeşlerimle çok bir şeyim olmadı. Bağım olmadı. Evet. Şimdi geldiniz. Anneme söyledim. Razı olmadı uzak diye. Hem de işte yaş farkı var. 9 yaş var. Benim bitmişti işte. Dükkan açtı babam bana. Yani Kadirli'de yaşıyorum. Gayet güzel bir hayatım var. Yani gayet özgürüm. Annenin tepkileri ne oldu? Yani niye? Yani uzak diye istemedi. Uzak dedi. Hani o döneme göre Maraş çok uzaktı onun için. Her anne ister ki kızı yanında olsun. Onun dışında hani Ali zaten çok tanımıyor. Hani bir iki kere görmüşlüğü var. Amcam da razı olmadı. Sen o aileyle yapamazsın dedi. Yani hani... Yusuf amca. Evet. Evet, o da istemedi. Onun düşüncesi çok önemli. Evet, yapamazsın peki, dedi. Peki kızmadın mı ya benim yeğenime nasıl böyle falan filan?
Ya benim arkadaşım böyle... Yok. Yakıştıramam. Yani öyle şey... Yapmadı yani. Yok, yok yapmadı. Bravo. Çünkü Ali'yi çok seviyordu. Yani Ali'nin yanlış bir şey yapmayacağını biliyordu. Evet. Biliyordu ama... Ama niye benim haberim yok bu mektuptan falan? Yok, yok. Yani şey yapmadı. Yani ikisinin birbirine o kadar çok güveni, sevgisi, saygısı vardı. Hiç öyle şeyler anne düşünmedi. Öyle. Ama amca, hani benim o aileyle... Senin mutluluğunu hiç yok. Sonuçta senin tabii, iyisi. Tabii. Arkadaşım ikinizin mutsuz olmasını istemediği için fikrini belirtti. Yani. Evet, evet. Peki bu her tarafın fikirleri böyle olunca onların nasıl ikna oldular sonuçta? Ali geldi mi mesela size, senin bulunduğun yere? Ya, yok, gelemiyordu çünkü işte annem söyleyince demiş ki senin kızın nasıl yapacak bunlarla, bu aileyle nasıl yapacak? Yani hani çok gelenekçi, çok görenekçi, çok katı kuralları olan, kendilerine bile koydukları kuralları aşamayan insanlar. Yani çok ben de bocaladım. Bakın amcanız da çok farklı. Bravo vallahi. Evet. Yani çok o... Sizde gelenek yok. Hani biz sizde yani hiçbir şey yok yani. Yok bizde bir şey yani. Yok. Hani bir fakat her şey var orada yani. Orada her şey var. Fazlası var. Yani fazlası var. İçmek de aleviliktir, tören de aleviliktir, kız almak vermektir. Acayip bir şey yani. Evet. Yok yani bizde yok hani. Ailece yok, hiçbirimizde yok. Evet. Amcamda da yok, öyle çok inancımız da yok. Evet. Yani çok böyle hani şey insanlarız yani hani tam sol düşünceliyiz filan ama evet. Yani amcam işte Maraş'ta merkez ortaokulunda öğretmenlik yapıyordu, ben de oraya gittim. Ben biraz geç kalmışım, gittim İstiklal Marşı okunuyor, arkaya durdum, amcam güneş gözlüğü takmış. Amcamı dövmüşler, burası gözüm morarmış, şişmiş. Kimse görmesin diye, solcu diye. Evet, evet ya. O zaman sağ sol olayları yeni başlamıştı. Evet. Hani öyle insanların ne inancı olacak? Yani öyle insanlarla bir evet. arada büyüyen bir genç kızdan ne hayır beklenir yani? Çok hayır oturup oturup ben amcamla rakı içiyordum yani. Evet, ama babam eve rakı sokmazdı. Derdi ki içki evde içilmez. Arkadaşla evde içki içilmez. Dışarıda içilir de. Misafir olduğunda babam alır. Yani dışarı götürürdü. Değil, ha, işte biz de amcamla oturup amcam, Ali, ben, işte başka halam misafirler abi. Falan, arkadaş halam, gibisiniz. Arkadaş gibiyiz. Oturup içiyorduk. Yani evet. Ali benim sonra hani bu kadar rahat olduğumu, bu kadar şey olduğumu biliyordu zaten. Ama Ali de beni hiç sıkmadı. Hep şey dedi. Sen nasıl istiyorsan öyle davran, nasıl istiyorsan öyle yap. Yani ben hep asi hep bir şey adamların şeyini değiştirdim. Genetiklerini değiştirdim. Çok ilginç. Şimdi peki bu aşamalardan sonra artık iş ciddiye bindiğinde ne zaman bindi ve bu isteme, verme, alma olayı ne zaman başladı? 75 ya da 76 tabii 77'de evlendik. 76 yılında işte artık o 5 Haziran seçimleri vardı 77'de. Haziran'dan demek ki o zaman 77 yılı. Ama yok 76 yılında yılbaşından önce geldiler, bir tatlı yendi ailece. Bu arada onun ailesi de istemiyor beni. Benimkiler de istemiyor. Babam asla diyor ben dedelere kız vermem. Üstelik de dede çocuğuymuş bu. Benim dedelerle işim olmaz. Ben vermem. Onlar da işte elimizde aşiretimizde kız mı yok? Ali nereden gitti de bu Kadirli de bunu buldun? Beni bilmiyorlar, tanımıyorlar. Ne olduğumu bile bilmiyorlar ama karşılar yani. Hani tanımıyorlar evet, beni. Evet. Karşı çıktılar. Benimkiler de karşı çıktı. Sonra Ali mektup yazmıştı kaçalım diye. Şimdi inkar ediyor mektubu. Ben de olmaz dedim. İkimiz de ailelerimizi razı edelim diye mektup yolladım ona. Sonra halam devreye girdi. Dedi ki kardeş bir kız bana düşmez mi? O da abla düşer dedi. O zaman bu kızı bana veriyorsun, ben de Ali'ye veriyorum dedi halam. Halam biraz daha sağduyulu, daha şey bir kadındı. Sizin böyle. Adana'da beraber büyüdü. Yok, o halam değil. En büyük halam evet. Öyle söyledi. En büyük halam. Niye inandı peki Ali'ye? Herhalde amcamla konuştu. Amcamla konuştuktan sonra ikna oldu amcam diye düşünüyorum. Amcam da ikna olmuş o zaman. Tabii o da zaman içinde kabullendi ama ilk önce istemedi. Sonra halam verdi. Babam evden gitti, gelmedi eve.
Sonra zorla bulup getirdiler. Sadece şey dedi, 3 ay içinde alın götürün. Bu 3 ay zarfında bu oğlan şu dış kapıdan içeri girmeyecek. Havlu kapısını gösterdi. Eve girmeyecek dedi. 3 aydan fazla olmaz dedi. İşte 3 ay içinde düğününüz yapıldı. Evet. 77 yılında 5 Haziran'da seçimler yapıldı. 18 Haziran'da biz evlendik. İşte böyle başladı. Evet. Evet. Şimdi düğünü 18 Haziran'da yaptınız. Maraş'a mı gittiniz? Adana'ya mı? Maraş'a gittik. İşte o zaman İşte dediler ki birlikte oturalım dediler. İşte eltim, kayınvalidem, bir iki kişi daha gelmişti, yatak yapmaya geldiler. İşte eltim dedi ki şey, elektrikli eşyalara gerek yok, nasıl olsa var dedi. Ben bir baktım ne diyor bunlar diye. Sonra o gece kaldılar galiba, elini yüzünü yıkıyordu. Bizim dışarıda tulumbamız vardı orada.